Bodrum Yarımadası'nın her geçen yıl biraz da artan kış nüfusu ve konut sayısı farklı sektörlerde birçok firmanın pazara girmesine neden olurken, sektörlerine belli bir vizyon çerçevesinde önemli yatırımlar yapan Bodrum kökenli firmalarsa, özellikle yaz aylarında dışarıdan gelen merdiven altı firmaların pazara ve tüketicilere verdiği zarar konusunda vatandaşları uyarıyor. Bodrum'da 2 yıl önce hizmete giren mutfak ve mobilya üretim tesisi Mutfaksan, kısa sürede sektöründe dikkat çeken firmalar arasına girmeyi başardı. Pahalı olan kalitelidir yargısını yıkmak üzere yola çıkan firma, müşterilerine sağladığı memnuniyetle adından söz ettiriyor. Orman Endüstri Mühendisi Ersan Doğu tarafından 2 yıl önce Konacık Mahallesi Beylikkırları mevkiinde açılan Mutfaksan özel isteğe göre sunduğu tasarımlar, kaliteli ve kullanışlı ürünler ve müşteri mutluluğunu ön planda tutan anlayışıyla hizmet veriyor. Ersan Doğu, Bodrum'da iş yapmak hem çok kolay hem de çok zor. Kolay yanı, bir kere isminiz çıktığı zaman domino taşı gibi yayılıyor ve herkes sizi buluyor. Zor olan da yaz aylarında buraya inanılmaz şekilde çantacı marangozlar geliyor. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor çünkü paralarını kaptırıyorlar, ürünleri zamanında gelmiyor. Benim rakiplerim de olsa mutlaka yerel bir firmadan, burada dükkanı olan bir yerlerden alışveriş yapmaları gerekiyor ifadelerini kullandı. Mobilya sektörü ve Mutfaksan firması ile ilgili de Kent Haber'e bilgi veren Doğu, sorularımızı yanıtladı. Bodrumluların Mutfaksan'da bir evin içiyle ilgili her şeyi bulabileceğini söyleyen Doğu, sözlerine şöyle devam etti. Yani üretimin hızlı olması ve kaliteli olması açısından kesinlikle modern makineler ihtiyacımız olduğunu ilk kurarken bile düşündüğümüz şeydi, temel taşıydı. Onun için de makine yatırımı yaparken bayağı bir araştırma yaptık. Bütçemizin yettiğinin en maksimum verimde kullanılabilecek makineleri almaya çalıştık. Ebatlama makinamız var, iyi bir makinamız var, yerli bir makina. Kenar bantlamamız, delik makinalarımız, onlar mevcut. Neticede müşteriye iyi hizmeti, hızlı hizmeti sunmak için bu makinelerin olmazsa olmazıydı. Daha küçük bir yerde, daha küçük makinelerle de bu işe başlayabilirdik ama ilk olmazsa olmazımız buydu. Bunları en baştan dükkanımızın hepsi içine koymuş olduk. Yalıkavak'taki showroom'a şimdi şöyle bir spontane gelişti aslında. Müşterilerin bitmiş mutfakları görmek isteme sebebinden dolayı böyle bir showroom kurma işine girdik. Yalıkavak'ta Bodrum'dan Yalıkavak'a doğru giderken tam Yalıkavak'tan önce sağda showroom açtık. Şu anda daha yeni yeni yapılıyor. Yani 2-3 tane mutfak koyduk içine. Ama ilerleyen zamanlarda vakit buldukça onu da aceleye getirmeyelim. Yavaş yavaş düzgün ürünler koyalım diye yavaştan alıyoruz biraz. Şu ana kadar 2-3 tane mutfak koyduk. Orada 2 tane mimarımız da mevcut. Onlar da iyi gidiyorlar şimdilik. Orada daha iyi hizmet sunacağımızı sanıyorum. Mutfak alanında sektörde çok iddialı olduklarına da işaret eden Ersan Doğu sözlerini şöyle sürdürdü. Mutfak sandım, bir evin içiyle ilgili mutfağı, gardıropları, kapıları, dışarısıyla olmayan, içiyle alakalı olan her şeyi, banyo dolapları, giyim odası gibi hizmetlerin hepsini veriyoruz. İşte 2015'te biz bu işe başlarken genelde şöyle bir piyasada şöyle bir yargı vardı, onu yıkmak istedik aslında. Çok pahalı ürünler çok kalitelidir, çok ucuz ürünler çok dandiktir tabiri caizse. Onu biraz kırmak istedik çünkü 3 aşağı 5 yukarı herkes aynı malzemeyi kullanıyor, herkes aynı işçiliği yapıyor. Ama çok fazla şeyler var, sezonda çok fazla fiyatlar değişiyor. Aşağıda ölü sezonda fiyatlar çok aşağıya geliyor. Yani biz stabil olarak, reel olarak tek çizgide yürüyelim. İnsanlara düzgün hizmetler verelim. Çok fazla toplu işlere girmemeye çalışıyoruz. Çok fazla talep var aslında müteahhitlik işlerinde. Ama toplu işlere girdiğimiz zaman normal bireysel müşteriye hizmetimiz azalıyor. Daha onu çözdük. İlk başlarda direkt verelim dedik müteahhitlere hizmet ama sonra baktık bu sefer bireysel müşterilere daha az ilgilenebiliyoruz. Ama şimdi tek tek müşterilerle ilgileniyoruz. Tek tek evini komple teslim ediyoruz. Hem müşteri memnun oluyor hem biz memnun oluyoruz.
çok da keyifli oluyor işin açıkçası böyle çalışmak. Bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz. En iddialı olduğumuz şeyler nelerdir? Malzemeler nelerdir? Nedir biz iddialıyız diyorsunuz mesela? Ya mutfakta çok iddialıyız. Çünkü gördük, hani dediğim gibi hemen hemen 300 tane yakın Bodrum'da bu işi yapan insan var. Marangozu, büyük firması. Fuarlara falan da gidiyoruz. Ama buradaki gördüğüm kadarıyla hemen hemen kalbur üstü 10 tane firma vardır. Bu işi iyi yapan, hakkıyla yapan. Bunların arasında olduğumuza inanıyoruz. Mutfakta iddialıyız. Giyinme odasında bayağı hani ufak yerlerde spesifik çözümler üretebiliyoruz. Müşterimizden gelen şey bu hani. İşte biz bunu böyle düşünmemiştik ya da diğer firma bunu böyle düşünmemişti gibi. Sonradan dönüşlerde ortaya çıkıyor olay. İki olayda da çok iddialıyız. İleride hani biraz daha dış kapı, pergole gibi biraz daha hizmetler vermeye çalışacağız. Aslında komple evin bütününü yapmaya ilerideki hedefimiz o. Hiç, çünkü bu adım adım başlıyor. Biz mutfakla başladık. Müşteri dedi ki ya işte benim kapım var. İşte ben başka birini sokmak istemiyorum. Ha dedik kapı da yaparız. Ondan sonra onu yaparken ya işte banyo dolabı bulamıyorum. Ya da çok pahalıya buluyorum. İşte firma saymayayım. İnanılmaz rakamlar söylüyorlar. İşte banyo dolabı yapım derken baktık bunlar da başarılıyız. Müşterilerden olumlu dönüşler alınca böyle devam ettik. Şimdilik memnunuz, biz memnunuz, müşteriler memnun. Zaten müşteriler daha sonra şey olmaya başladı. Hani bizim pazarlamacımız gibi olmaya başladılar. Direkt hani şey yapıyorlar artık. Ya arıyorlar, Ersan orada ben bir inşaat gördüm. Git bir bak. Ersan orada bir benim akrabamın düğünü var. Onun evini yap. Bunun gibi rahat bir 10-15 tane şey oldu. Yani saadet zinciri gibi sanki gidiyor böyle. Çok fazla bir şey yapmıyoruz. Yani böyle haldır haldır bir tanıtım yapmıyoruz ama kulaktan kulağa yayılıyor. Bodrum'un iyi yanı o. En büyük artılarının kişinin isteğine göre tasarımlar yapmak olduğuna vurgu yapan Doğu, son dönemlerde eskitme ürünlere daha fazla talep var. Taş evi olan herkes kesinlikle country mutfak istiyor. Ufak yerlerde modern mutfaklar, modern çözümler istiyorlar. Akyarlar, Bağla gibi yerlerde çok ufak alanlar var. Onlarda en ufak santimetreyi bile kullanmak gerekiyor. Bunun için kiler sistemleri, köşe mekanizmalar gibi ürünler kullanılıyor. Bunların bir maliyeti var ama kullanım açısından bakınca müşteri onu karşılayabiliyor. Böyle daha avantajlı olduğunu anlatınca onu karşılayabiliyor diye konuştu. Sektörlerinde üretim aşamalarında modern makinelerin olmazsa olmaz olduğunu anlatan Ersan Doğu sözlerini şu sözlerle noktaladı. Tabii yani kişi özel zaten konseptimiz tam kişi özel olması. Şimdi eskiden daha böyle ne bileyim gövdesi de çam olan, gövdesi de ağaç olan ürünler varken şimdi daha çok gövdesi medefelam ürünlere zaten döndü. Kapaklar değişti. Şimdi firmamızın bakıyorum geçenlerde istatistiklere baktım. Ne kadar zaten gövde hep aynı kapaklar değişiyor. Ne kadar değişik. Country kapaklar çok fazla son dönemde country yani country'ye taclı eskitme şeylere daha fazla bir talep var. Taş evi olan herkes kesinlikle country mutfak istiyor. Şu da var, ufak yerlerde modern mutfaklar, modern çözümler istiyorlar. Çok ufak alanlar var bazı evlerde, işte Akyarlar, Bağla tarafında minimum evler var. Onlar da en ufak santimetre kullanmak gerekiyor. Bunun içinde işte kiler sistemleri, köşe mekanizmalar, işte Aventos sistemleri gibi ürünler kullanılıyor. Yani bunların bir maliyeti var ama kullanım açısından bakınca müşteri onu şey yapıyor, karşılayabiliyor. Hani böyle daha avantajlı olduğunu anlatınca, düzgün bir şekilde anlatınca onu karşılayabiliyor. Son olarak Bodrum'da da mesajınız var mıdır? Bodrum'lara mesajım, Bodrum'da benim gördüğüm kadarıyla 7. yılım, iş yapmak hem çok zor hem çok kolay. Kolay yanı bir kere isminiz çıktığı zaman çok şekilde yayılıyor, domino taşı gibi. Herkes sizi buluyor. Zor olan da yazın buraya inanılmaz şekilde şeyler geliyor. Çantacı marangozlar geliyor. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Yani genelde bunlar da zaten ya da herhangi bir sitede aktör demeyeyim. Hem de güvenlikle içli dışlılar. İşte
İşte bir ev sahibinin bir şeye ihtiyacı oluyor. Bizim tanıdık arkadaş var diyorlar ama o arkadaşları bir kere görüyorlar. İşte paralarını kaptırıyorlar, ürünleri zamanında gelmiyor. Bunlara dikkat etmeye gerekiyor. Genelde ne olursa olsun benim rakibim de olsa, zaten hepsi arkadaşımız aslında, mutlaka bir yerel firmadan, marka olan bir yerden, burada dükkan olan bir yerlerden şey yapmak gerekiyor. Alışveriş yapmaları gerekiyor. Ben önemli değilim. Herkesten alışveriş yapabilir ama mutlaka yerel bir yerden alışveriş yapmaları gerekiyor.